Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sedat. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videomuzda Asra'yla birlikte Farming Simulator 2018'de yeni seriye başlıyoruz. Kanalda daha önceden olan bir oyun, yalnız 2016'sı vardı diye hatırlıyorum. 2016 versiyonunu çekmiştik daha kanalın ilk zamanlarında. Bugün ise tekrardan Farming Simulator 2018'de yeni bir seriye başlayacağız. Oynadığımız 2016 versiyonuydu, bu 2018 versiyonu. Büyük bir ihtimalle çoğu şey değişmiştir. Şimdi oyuna geçmeden önce dostlar, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kanal gerçekten çok güzel gelişen ve çok güzel artı alınan bir kanal. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Bu kanalı daha ileri yerlere getirmek için birer like ve abone olursanız sevinirim. Şimdi Farming Simulator 2018'de neler değişmiş bilmiyorum. 2016'da da şu ekran vardı zaten, aynı bu şekilde giriliyordu. Bu arada oyunda 2020 versiyonu mevcut arkadaşlar, ama 2020 versiyonunu indirdiğim zaman çok kastığını gördüm. O yüzden hem kayıttayken, şu an kayıt programı da açıkken, hem de oyun içerisinde grafik ayarları olmasına rağmen arkadaşlar, en düşük grafiğe çekmeme rağmen bayağı ses takılıyordu ve ses sorunu vardı diye ben 2018'ini indirdim. Yoksa normalde 2020 oyununu çekecektim ki daha güzel ve daha hoştu. Ondan araçta falan inebiliyorduk. Bundan araçtan falan inilmiyor dostlar, bilginiz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna krediler gelmiş. Burada büyük bir ihtimalle kendilerini tanıtıyorlar. Ayarlar kısmında arkadaşlar, ufuk eğimi, işte görüntü kalitesi, grafik ayarı, jiskop var arada. En düşük şey, en yüksekte galiba şu anda. Evet, şöyle tek oyunculu. Şimdi ben şunları sileceğim. Hiçbiriyle oynamadım bu arada, sıfırdan. Sizlerle beraber açalım. Yeni oyun oluyoruz. Yeni çiftliğine hoş geldin. Tarlalarını ek ve kazandığın parayı yeni aletlere yatır. Gibisinden gördüğünüz gibi ekrana yazı geldi. Satış noktalarında ürünlerin para karşılığında verip çiftliğini geliştirmek için yeni tarlalar satın al. Tamam. Falan filan diyoruz dostlar. Evet, bu arada böyle bir adet şeyimiz var. Yani ses sanki biraz fazla gibi. Ben kıstım da. Evet, bu adet bir tane şu biçer döverimizden var. Bir adet traktörümüz var. Galiba bir tane daha traktörümüz varmış. Hemen bu traktörü de öbür tarla şeyin yanına götürelim. Bizim iki tarlamamız var. Biz bunu biçebiliyor muyuz? Bir dakika, ona bakacağım. Şöyle işçiye versem. Çift tarlaysa güzel. Aa, yapılıyor. Tamam, dur dur dur. Dur dur. Şimdi öncelikle market kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada satıp da alabiliyoruz. Galiba bu bizde olan bir tane traktör. Aynı şekilde bu da bizde. Diğer traktör fiyatları gerçekten güzel. Yalnız araç var mı? Hasat makinelerine bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi hasat makinelerimiz mevcut. Eğer oyunumuz izlenirse bu arada ben devam edeceğim. Evet, bu arada traktörler değil de taş şu araçlardan. Bir tane şu araçtan kendimizi alacağız. Ama öncelikle bir hasatımızı, ilk hasatımızı yapalım sizlerle beraber bugün. Haritamız mevcut. Bu haritayı ta 2016 versiyonda da biliyoruz. Aynı harita, değişen bir şey yok. Tekrardan oyuna döndüğüm zaman arkadaşlar, buradan fiyatlar listesinden en çok ne satılıyor görebiliyoruz. Mesela ne ekelim bugün? Şöyle fiyatı yüksek olan istasyonda satılıyormuş bu. Şundan. Bence bir çiçek ekelim, 2580 istasyona satarız. O zaman ekim işlerini başlatmadan önce dostlar, ben dediğim gibi bütün işleri işçilere vereceğim. Şu mesela burayı bir biçerekten, bir şey yaparaktan başlasın. Bu düzleştiriyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu ne lan? Bu ne işe yarıyor acaba? Taşıma kaldırma işlemi mi? Neyse, bu traktörü de hızlı bir şekilde dostlar öbürünün yanına götüreceğim. Ama bir dakika, şimdi öbürü nerede? Bir ona bakmamız lazım. Öbürü galiba dostlar karşı tarafta. Burada mı? Aynen.
Tamam. Şimdi bu buna bağlanıyor mu acaba? Bir test edelim. Tamam. Şimdi tekrardan fiyat listesine girdiğimiz zaman istasyona satmak için şu ayçiçeğinden ekeceğiz. Bu arada oyun dostlar Play Store'de ücretsiz bir şekilde mevcut. İsteyen arkadaşlarımız Play Store'den indirebilirler. Evet, bunu ekeceğiz. Şimdi öbür traktöre geçeyim. İşçiye vereyim. İşçi bodozama dalsın. Bundan ekecektik değil mi? Bir bakalım tekrardan yanlışlık olmasın aynen. Şimdi güzel gelir elde edersek ilk bölümden ikinci bölüm daha zevkli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada işçilere baya para gidiyor. Hepimize çarpıyor gel. Dostlar dediğim gibi serinin devam etmesi için birer like atmanız önemli. Öbür tarlaya da dostlar bu arada iki tarlayla başlamamız güzel. Şimdi öbür tarlaya ne ekeceğiz? Öbür tarlayı da mesela fiyatları öyle yüksek olan bir şey ekelim. İstasyona gideceğimiz için bence yine istasyonda bozdurulan, istasyonda şey yapılan bir şey ekelim. Fiyatı yüksek olan gördüm. Tamam. Şu ortadaki ne yapacağız dostlar? 2660 liralık olan malzemeyi öbür tarlaya şey yapacağız. Şimdi bu seri seri dostlar bunu yaparken biraz daha gitsin. Ben hızlı bir şekilde bunu da ekmek için bırakacağım. Güzel bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Evet, öbür tarafta da bu arada böyle şeyler varmış. Mesela bak süt istasyonunda süt satsak abi 7000, ha bunlar düşüyor gerçi. Sıkıntılı. Keşke kiralama olayı olsaydı dostlar. Bir adet kiralayabilseydik iyiydi ama buradan gördüğünüz gibi ücretsiz paralar şey para da satın alabiliyoruz. Almayacağım kardeşim, niye zorluyorsun? Dediğim gibi aslında 2020 versiyonu çekecektim. 2020 versiyonu arkadaşlar daha zevkli. Ben oynadım. Ama orada ses bug'ı vardı. Seste sıkıntı vardı o oyunda. O yüzden mecburen oynayamadım. Eğer sizlerle ondan oynayabilseydik gerçekten daha zevkli olacağını düşünüyordum. Ama ondan oynanıyor. Yalnız aynı Bluetooth AB5 ile oynanıyor. Bu arada orada bir şey var. Bu bize mi ait acaba? Biçer döver dolu boşaltmak için hasat makinesinin yanına bir remote yerleştir. Tamam. Hemen biçer döverin yanına gideceğiz bu arada. Ben hemen biçer döverin yanına gideyim dostlar. Bu da hala bu tarlayı düzenleştirsin. Ramo'yu şuradan alalım. O düzeltme işlemi orada bittikten sonra dostlar hızlı bir şekilde biz öbür tarlayla ilgilenirken o düzeltme şeyi de bu tarlayla ilgilenmiş olacak. Tam şöyle sıfır girmek istiyorum. Doldur. Vay, yarısı yere tökülüyordur.
Satmamı istiyordu bu arada da satmayacağım. Haritadan bir yer çizdi. Götürsek mi acaba? Dur götüreceğim. Gelin götürelim dostlar, ilk işimizi yapalım. Bu arada neresi pahalıya satıyor, ben oraya götürmek istiyorum. Han sat. Han neresiymiş acaba? Bir hana bakalım. Han neresi? Şura. Değirmene satmamızı istiyor abi. Değirmen çok ucuza alıyor ama. Değirmen bayağı ucuza alıyor dostlar. Değirmene satmasak, başka bir yere satsak olur mu acaba? Buraya gitsek. İlahi oraya mı satacağız? Evet, bu arada akşam oluyor. Şuradan zamanı hızlandırabiliyorduk dostlar. Zamanı... Aa, burada olmuyor değil mi? Hmm. Bunu işçiye verelim. Götür burada sat. Dur dur götürme, dur 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 götürme. Dostlar tarla bitiyor. Tarladakilerini de alıp toptan götürüp satacağım. Tamam. Biçer döverle işimiz bitti. Bitti mi içinde? Bitti. Tamam. Şimdi seni şuraya uğurlarken ben de şunu kenara çekeceğim. Allah. Evet, bu hızlı bir şekilde onu götürürken öbür traktörümüz tamam. Evet, bu son tur dostlar. Tamam, şimdi bu traktörü de hızlı bir şekilde karşı tarafa götüreceğim. Karşı tarafta da bir düzeltme işlemi var. Şimdi akşam olduğu için dostlar ben bir duraklatayım. Bir sabah olsun. Tekrar devam edelim. Evet dostlar, hafiften gündüz olmaya başladı. Bir aradan bunu işçiye verdim. Şimdi öbür tarla için gidiyorum. Şimdi hala pahalı olan buysa ki fiyatı düşüyor. Abi kar edeceğimiz bir şey lazım bize.
Bak düşüşe geçti bu. Olsun be, yine bundan ekmek istiyorum ben. Aç çekeceğim. Şimdi şu aracı almak istiyorum ama alamayacağım, yetersiz para diyor çünkü. Evet arkadaşlar, ben bir reklam mı izleyeyim bence, bakın 25 bin lira para veriyormuş. Hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, reklamı izledim. 64 bine kadar para çıktı. Bu bir yandan ikiyor. Şu da düzeltiyor dostlar. Öbür tarlaları da satın alabiliriz ama gördüğünüz gibi 150 bin lira bir fiyatı varmış. 250 bin lira bir fiyatı var. En küçük tarlanın fiyatı bile 150 bin lira ve bizim iki tarla olması gerçekten güzel oldu. Hep bir yandan İşte ekiyor. Şimdi acaba bir şey diyeceğim dostlar. Bizim bu hasat makinesi her şeyi hasat ediyor mu acaba? Biz ekip mi? Şöyle bir bakayım. Yani galiba bu olması lazım. Buysa tamam, bunları hasat ediyor. Aa, 25 bin de bundan alıyoruz. Tamam dostlar, ben hepsini, bütün paraları toplayayım. Bak yine gelmiş mesela. Ben hızlı bir şekilde dostlar artık para alabildiğimiz yerleri alayım. O sırada sizden de canı sıkılmasın diye. Hazır şu ekme işlemine, düzleştirme işlemine devam ederken bunlar, ben de hızlı bir şekilde para kasayım dostlar. Araç alalım. Haritayı gezelim. Bakalım 2016'daki ile şimdiki arasında ne fark var. Hepsini görmüş oluruz. Bak yine reklam şeyi çıktı mesela. Hızlı bir şekilde dostlar, ben o reklamları izleyip artık ne kadar izleyebilirim bilmiyorum. İzleyeceğim. Gelen paralarla artık bakalım, araç maraç alabilirsek, ekstra traktör miraktör alabilirsek alırız. Ben şimdi izlemeye gidiyorum dostlar. Sizin de canınız sıkılmasın. Hemen izleyip geleceğim. Evet dostlar, bir defa reklam izleme hakkı veriyor. 89 bin liramız mevcut. İstersek bizdeki Ramo kuşu, onu satıp bunu alabiliriz. Ya da şunu. Şunu bir sat. Şunu alacağım. Tamam. Aa, bitti mi? Güzel. Tamam, hemen bunu çekelim. Bu aldığımız zamok nerede? Ha, burada. Tamam, gidip onu alalım. Galiba şu taraftan gitsek çıkabiliriz.
Doğru gidiyorum değil mi? Neredeyim ben? Aynen, tam doğru gidiyorum dostlar. Ben hızlı bir şekilde oraya gideyim. Eğer sevilirse oyunumuz, izlenirse dostlar, ben seri şeklinde buna da devam etmeyi düşünüyorum. Şuradan gireceğiz markete. Bakın yine reklam geldi. Her seferinde reklam çıkıyor. Güzel. Reklamda da para kasabiliyoruz. Evet. Ramumuz burada. Daha büyük ramuk dostlar. Bundan daha büyüğü yoktu. Bunu aldık zaten, gördünüz. Çok büyük hem de. Bayağı büyük. Tekrar buradan tarlaya gidiyorum. Burası da mı bizim ya? Galiba burası da bizim dostlar ama burada ne yapılıyor bilmiyorum. Evet, yeni ramamızı da getirdik. Şuraya bırakacağım. Tamam. Şimdi öbür traktöre bakalım. Evet, bu da bitirmiş. O zaman yapılacak bir şey kalmadı şu anlık. Öbür tarlaya ekme işlemi kaldı. Öbür tarlayı da ekip videoyu bitireyim. Olgunlaştığı zaman zaten büyük bir ihtimalle olgunlaşması bir sonraki videoyu bulur. Şimdi burayı ne ekelim dostlar? Ben hızlı bir şekilde oraya bakayım. Mesela burayı ne ekebiliriz? Tamam. O zaman burayı da şundan ekeceğim dostlar, hızlı bir şekilde. Şuydu değil mi? Evet, bundan buraya ekelim. Yani dediğim gibi bu tarlanın olgunlaşması büyük bir ihtimalle 2-3 videoyu bulur. Şimdi bütün her şeyi buraya toplayacağım. Şöyle bir dönelim. Önce bu olgunlaşacağı için dostlar olmadı. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki Farming Simulator videomuzda hem bu tarlanın hem öbür tarlanın hasadını yaparız. Bu arada akşam oluyor. Şimdi bütün malzemelerimizi ben oraya toplayayım. Hemen götürüyorum. Hasat işlemi için mecburen bu biçer dövere de ihtiyacımız olacak. Bir yandan da bu işçimiz bu tarlayı şey yaparken.
Ramamız çok büyük. Her iki tarlayı da sonuna kadar alacağını düşünüyorum. Evet, bunu da böyle bırakıyoruz buraya. Hasata hazır hale getirdik. Evet. Şimdi yine akşam oluyor dostlar. Büyük bir ihtimalle sabah olduğumuzda bu az bir şey belginleşmiş olacak. Şimdi bunda saati ileri alma özelliği olmadığı için. Aa, varmış lan. Bir dakika dostlar. Saati hızlandırdım sanırsam. Bakın hafiften belginleşmeye başladı. Yani büyük bir ihtimalle dostlar bunların hasatları bir sonraki bölümlere kalacak. Şurada bir tane arkadaşlar inek falan filan vardı. Bir onlara bakalım. Sanırsam bu saatte şeydi. Sesti. Devam edelim. Evet, iyice gece çöktü. Sabah olduğu zaman dostlar videoyu bitireceğim. Şurada bir adet tarla daha var. Bunu bilmiyorum. Bu nasıl yapılıyor? Bunun olmadığı videosunu falan izler bulurum. Bunu da yaparız. Şurada ekstra bir cihaz var. Bu alınıyor mu? Alın. Tamam. Nasıl, ne olacak şimdi bu? Mesela burada bir tarla var. Bir dakika. Vallahi dostlar çözemedim. Eğer oyunu oynayıp bilenleriniz varsa buna ne işe yaradığını yorumlar kısmına yazarsınız. Ben tekrardan tarlanın oraya gidip videoyu bitireceğim. Bu arada oyun kendi kendini kaydediyor. Evet. Bir gündüz olmasını bekleyelim dostlar. Ben bu sırada videoyu yine keseyim. Bir sabah olsun. Yani gündüz olsun. Bakalım tarlamız ne kadar daha gelişecek. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi hasatları bir sonraki bölüme kaldı. Evet, videoyu durdurmama gerek kalmadı. Bu arada gündüz oluyor. 43.000 abi, bir yerden para geldi. 33.000'im vardı. 10.000'lik bir gelir elde ettik bir yerden ama nereden geldi bilmiyorum. Gündüz olmasını bekliyorum bu arada. Sizler de bir ara like atmayı unutmasanız sevinirim. Videolar dostlar pazar gününe kadar stoklu bir şekilde gelecek. Hangi video ne zaman gelir bilmiyorum. Bunun dışında ekstra iki video daha çekeceğim. Yani siz bu videoyu zaten cuma günü izleyeceksiniz. Bundan sonraki hangi videolar gelir bilmiyorum. Cumartesi ve pazar hangi videolar gelecek bilmiyorum. O yüzden dostlar düşünmem gerekiyor. Ekstra pazar günü için de videoyu cumartesi günü çekeceğim. Nasıl yaparız bilmiyorum. O yüzden gerçi cuma günü de var. Cuma günü de videoyu çekebilirim. Bugün ekstra bir tane daha çekeceğim. Bu arada gündüzümüz oldu. Işıklarımız hala sönmedi bu arada.
Bitirmiş bu da. Tamam, buna işimiz kalmadı. Bunu tekrar öbür tarlaya getiriyoruz. Çünkü öbür tarla olgunlaşmaya başladığı için buna ihtiyaç olacak. Oyunun dostlar bizi direkt çift tarlayla başlatması gerçekten güzel oldu. Yani çift tarla vermesi güzel oldu. Evet, hasatlar bir sonraki videoya kaldı. Bakalım geliri ne kadar olacak? Ne kadar gelir elde edeceğiz? Bu arada başlarken yanlış hatırlamıyorsam 24 küsür binle başlamıştık. Şimdi 43.243'ümüz var. Bütün işleri arkadaşlar işçilere yaptırdığım için böyle. Yoksa normalde evet, bu arada bir yerden daha para alacağız. Konuramı satın aldım. Bunu aldı. Teslim eder misin değirmeni? Ha, bize böyle işler veriyor. Maalesef hayır diyoruz. Evet. Hasatı bir sonraki videoya kaldı gibi. O zamana kadar dostlar ben oyuna girerim. Tarlayı hasat yapılacak hale getiririm. Yani böyle beklerim. Gündüz olur, işte akşam olur, gündüz olur. Tarla tam böyle hale gelir. O sırada videosuna girerim. Hızlı bir şekilde tarlamızı da hasat etmiş oluruz. Bakalım, her iki tarladan farklı farklı şeyler ektik. Keşke ikisine de aynı şeyi ekseydik. Bence daha karlı olabilirdik. Ama bakalım ikisinin de geliri, hangisinin geliri daha fazla olacak. Hep birlikte görmüş olacağız. Bu dakikaya kadar izleyen bütün herkese teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.